Döviz kurundaki dalgalanma otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek? İkinci el satıcıları gözünü sıfır araç fiyatlarına çevirdi. Peki fiyatlar ne olacak? İşte sorunun cevabı. Fiyatlarımızı aşağıya çekiyorduk. Bugün itibariyle çekmeme kararı aldık. Biz de artan kuru takip ederek fiyatlarımızı düşürmeyeceğiz. Şu hafta sonunda yaşanan gelişmeleri otomobil markaları bayilerle birlikte bu haftayı değerlendirmeyle geçireceklerdir. Dolardaki artış vatandaşı birikime yönlendirdi. Hal böyle olunca ikinci el araç satışları düştü. İş güç yapamıyoruz ki, iş güç bitti zaten. 4 aydır siftahımız yok. Ekonomi her şey iyi diyorlar ama görüyorsunuz in yok cin yok. Oturuyoruz burada. Gerek sıfır gerekse ikinci el araç fiyatları son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Araçlar dizili halde yeni sahiplerini bekliyor. Otomobil satıcıları ise müşterilerini. Peki bundan sonra fiyatlar nasıl olacak? Biz de bunu konunun uzmanına sorduk. Bizim gözlemlerimiz fiyatların daha fazla aşağıya inmeyeceği, bayrama kadar olan dönem en ideal dönem diye düşünüyorum. 3 aydır satış yok. Çok mu pahalı acaba araçlar? Fiyatlar geçen sene çok arttı. Bu seneki fiyatlara göre normal şu anda. Bu rakamları bir daha bulamayacaklar da var yani. Otomotiv sektörü bir aylık durgun. Satışlar yok denecek kadar az. Araç almayı erteleyenler için bugünler çok önemli. Kurda yaşanan hareketliliğin fiyatlara yansıması an meselesi. Otomotiv gazetecisi Korhan Önder araç almak isteyenleri uyardı. Şunu unutmaması lazım. Otomotivde dövizde euro esaslıdır. Dolar değildir. Euro'daki bu artışlar elbet maliyetleri, stok maliyetlerini, üretim maliyetlerine dezavantaj olarak yani fiyat yükselmesi olarak yansıyacaktır ama bu bugünden yarın olmaz, bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde olur. Mutlaka kısa bir süre içerisinde fiyatlarda bir artış gelecektir. Eğer bu parametre dövizdeki yükselme, dolar ve eurodaki artış maalesef devam ederse. Halk tabiriyle aldılar aldılar, almazlarsa bu fiyatları bir daha tutturamazlar.